Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren özellikle soykırımını, katliamını, terörist eylemlerini artırdı bir süreci 7 Ekim 2023'ten bu yana hep beraber yaşıyoruz. 7 Ekim'den bu yana da dünyadaki bütün ülkelerden İsrail'in bu soykırım katliamlarına karşı etkili tedbirler uygulamasıyla ilgili hem devletlerin birbirinden talebi var, hem de halkların kendi devletlerinden talep ve beklentileri var. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, İsrail'in bu pervasız durumunu şikayet eden bir konuşmasında Müslüman ülkelerin İsrail'e tepki göstermekte yetersiz kalması İsrail'in geldiği bu noktanın sebeplerinden bir tanesidir diyor. Yani Sayın Erdoğan'ın kendisi dahi Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı etkili bir yaptırım uygulamamasından şikayet ediyor. Elbette Sayın Erdoğan diğer Müslüman ülkelerden bu konuda şikayetçiyken başka Müslüman ülkelerde Türkiye'den şikayetçi oluyorlar. Yeterli ve etkili adımları atmamış olmaktan. Dolayısıyla bu manada ülkemizdeki vatandaşlarımızın da iktidarımızdan İsrail'in bu vahşetinden vazgeçmesi için etkili adımlar atmasıyla ilgili bir kısım talepleri söz konusu. Bunlar kimi mitinglerle, kimi eylemlerle sürekli gündeme taşınmıştır. Bugün burada sizin İsrail'le yeterince etkili eylemler yapıp yapmadığını konuşmayacağız. İsrail'le yaptığınız ticareti de konuşmayacağız. Bugün vicdanları kanatan bir durumu konuşacağız. Onun için birazdan hazır metinlerle buradan konuyu başka yere çekmeyin. Konuştuğumuz şey şu. Gençlerimizin söylediği bazı şeyler var. Az söylemişlerdir, çok söylemişlerdir. Ama tek bir niyetleri vardır. Devletlerinin İsrail'in bu zulmüne karşı daha etkili bir inisiyatif alınmasını talep etmekten öte gençlerimizin hiçbir talebi olmamıştır. Bu yüzden seslerini yükselten, ey Türkiye Cumhuriyeti iktidarı, bu katil İsrail'in bu zulmünden vazgeçmesi için daha etkili tedbirler alın demenin neresi suç Allah aşkına? Ey Türkiye Cumhuriyeti iktidarı, daha etkili tedbirler alın da bu zalim Siyonist İsrail bu zaliminden vazgeçsin demenin neresinin karşılığı 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulmak oluyor? Ey iktidar, bu zalim İsrail'i engelleyin, petrol göndermeyin ki artık ancak bu etkili adımlarla bunlar güçten anlar demenin neresi Cumhurbaşkanı'na hakaret? Neresi kendi iktidarını körlüklemek? Avrupa'da da, İngiltere'de, Almanya'da, hatta İsrail'de Netanyahu'ya karşı insanlar yürüyor. İsrail'in bu mezalimliklerini protesto etmek için. Dünyanın hiçbir tarafında Gazze'deki katliama karşı devletlerin daha etkin tedbirler almasını talep eden insanlar cezaevine atılmıyor da Türkiye'de siz hangi hakla 9 tane gencimizi tutuklayıp cezaevine atıyorsunuz? Hiç mi vicdanlarımız sızlamıyor? Biz 600 milletvekili olarak bu yaptığınız zulümdür, bu olamaz diye sesimizi yükseltemeyeceksek hangi durumda yükselteceğiz? Köfteciyi, meşrubatçıyı, kahveciyi protesto etmek, meşru da petrolcüyü şikayet etmek niçin gayrimeşru olsun? İsrail'e petrol gönderen SOKAR'ın genel müdürünü Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir toplantıda protokolde yer alıp üstelik konuşturamazsınız demenin neresi Cumhurbaşkanı'na hakaret? Burger King'i besmele ile açmak, evet siz de haklı bir tepki gösterdiniz ama Burger King'in yöneticileri ne kadar suçluysa İsrail'e petrol gönderen petrol şirketleri suçlu değil mi? Onu ayrıcalıklı kılan tek şey varil başına $1.27 mi? Niçin petrolcüye karşı sesimizi yükseltemiyoruz? Mecliste dahi kolayı, meşrubatı, kahveyi boykot ediyoruz. Halbuki bunlar da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyette bulunan şirketler. Ama İsrail'e buradan kola da göndermiyorlar. Sadece İsrail'e maddi destek verdikleri için protesto ediyoruz ve boykot ediyoruz. Aynı boykotu bir petrolcüye niçin yapmıyoruz? $1.27 için mi yapmıyoruz? Gençlerimizin tek talebi bu. Bu Cumhurbaşkanı'na hakaret değil ki. Bunu Cumhurbaşkanı'na hakaret diye soruşturmanın kendisi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Bence o gençler değil. O gençlere Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı soruşturmayı açan savcı suçludur. O gençleri Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasından dolayı adli kontrol utandığı için tutuklayamadığı ama adli kontrol şartıyla serbest bırakan hakimde kabahat. Ve o hakim başörtülü bir hakim. Az evvel de konuşmamda söyledim. Biz insanların kılık kıyafetiyle...
Buyurun Sayın Kaya, tamam. İster... İşte ben de tam onu söylüyorum. Biz milletvekilleri olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı, ey hakimler, ey savcılar, burada bana bir hakaret yok. Yavrum diye şefkatle seslendiğim gençler var. Bu gençlerin vicdanı İsrail'in bu soykırımına cevaz vermiyor. Ve bunlar diyor ki, ey iktidar, az yaptın, çok yaptın ama daha fazlasını yapmalısın diye yürek yangınlarını ifade ediyorlar. Bu yürek yangınının sonucu 9 kardeşimizin terörle mücadele savcısı tarafından soruşturulması mıdır? Bu yürek yangınının karşılığı 4 gün vatan emniyetinde tutulma mıdır? Sizlerin vicdanına sesleniyorum. Ve bu yürek yangınının karşılığı o cezaevinde midir? Siz o 9 genci mahkum etmediniz. Mahkum edenler için söylüyorum. Kendi vicdanlarınızı mahkum ettiniz. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Bir an önce bu ayıptan ve utançtan dönün ve gençleri... Öneri üzerine İYİ Parti grubu adına söz talebi Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a aittir. Buyurun Sayın Kocamaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Saadet Partisi grubunun yargı sisteminde yaşanan sorunlara yönelik vermiş olduğu önerge üzerine İYİ Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, İstanbul Kongre Merkezi'nde 29 Kasım Cuma günü düzenlenen TRT World Forum'unda Sayın Cumhurbaşkanı'nı protesto eden Filistin yanlısı 9 kişi 1 Aralık Pazar günü çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı. Filistin davasına dikkat çekmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslerini duyurmak isteyen gençlerin Cumhurbaşkanı'na hakaret ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından tutuklanmaları ülkemizde Filistin davasına inanan herkes tarafından büyük bir tepkiye yol açmıştır. Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretinin Filistin üzerinden bir takım firmalar marifetiyle devam ettiği herkes tarafından bilinmekteyken kral çıplak diye seslerini yükselten gençlerin tutuklanmaları ülkemizde demokrasinin, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün geldiği acı tabloyu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Rakamlar yalan söylemiyor. Her ne kadar inkar edilse de İsrail'le ticaret artarak devam ediyor. Geçen yılın Eylül ayında 14 milyon dolar olan Filistin'e ihracat bu yıl 11.75 kat artarak 164,5 milyon dolara çıkmıştır. Buradan soruyorum. 2024 yılında Filistin'e ihraç edilen 40 milyon 644 bin 681 liralık güzellik, makyaj ve cilt bakımı malzemelerini enkazlar altında can mücadelesi veren Filistinli kadınlar mı kullanacak? Bu dönemde Filistin'e ihracattaki artış rekor kırmış, hem de toplam ihracat içinde demir çelik ihracatı artmıştır. Filistin'de inşaat sezonu açılmadığına göre bu da gösteriyor ki Filistin'deki bazı firmalar üzerinden İsrail'le ticaret büyük bir hızla devam etmektedir. Bütün bu yaşananlar açık seçik ortadayken 9 gencin kamuoyuna açık bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e yönelik devam eden ticaretin sonlandırılmasını istedikleri için tutuklanmaları açıkçası hukukun üstünlüğüne gölge düşürmüştür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hukukun üstündeki siyasi baskı her geçen gün artmakta, hukuk kuralları kişiye ve kuruma göre uygulanmaya devam edilmektedir. Ülkemizde hukuk bir takım istisnalar hariç tamamen iktidarın güdümüne girmiştir. Tamamlayın lütfen. Türkiye'de insanlar herhangi bir konuda tepkilerini ortaya koyamaz, hak arayamaz hale gelmiştir. 26 suçtan arananlar sokaklarda elini kolunu sallayarak gezerken, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken ya da bebek katiline umut
umut affı getirilmek istenirken ikametleri bilinmesine ve ortada protestodan başka hiçbir suç unsuru olmamasına rağmen gençlerin tutuklanmalarını tamamen hukuksuz bir durum olarak görüyoruz. Gençler derhal serbest bırakılsın diyerek önergeyi desteklediğimizi belirtiyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye aittir. Buyurun Sayın Hülakü. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi'nin önergesi üzerine DEM Parti adına söz almış bulunmaktayım. AKP'nin genel başkanını protesto ettikleri için gözaltına alınan ve tutuklanan 9 genç bir başka hukuk garabeti pratiğiyle karşı karşıya kaldılar. Peki ne yaptı bu gençler? İsrail'le ticareti protesto ettiler. Hakikati yüzünüze vurdular. Fikir özgürlüğü kapsamında düşüncelerini hakarete mahal vermeden dile getirdiler. Peki siz ne yaptınız? Önce Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamında gençleri gözaltına aldınız. Daha sonra da toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet gerekçesiyle tutukladınız. Dünyanın dört bir yanında İsrail'i protesto sürerken, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek mesajları verilip protestolar, yürüyüşler düzenlenirken hiç kimse keyfi bir şekilde tutuklanmamıştır. Ancak Türkiye'de tablo muhalif olan her sesin kısılmasından ibarettir. Türkiye'de son 4 yılda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 60 bindir. Sadece 2023 yılında 25.500 kişi hakkında hakaret dosyası açılmıştır. Şimdi bu tabloya baktığımızda adaletten mi bahsedeceğiz yoksa AKP Genel Başkanı'nın emir eli olmuş adalet sisteminden mi bahsedeceğiz? Buyurun buna da siz cevap verin. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin adalet pusulası sarayı gösterdiği sürece neyin suç olup neyin suç olmadığı kanunlarda, anayasa metinlerinde değil, AKP tahammüllerinde vücut bulmaktadır. Bakın, Kürt halkına yönelik savaş politikalarını protesto etmek suç. Halkın iradesine atanan kayyumları protesto etmek yine suç. Halay çekmek suç. Jinciyan azadi demek suç. Ana dil hakkını savunmak suç. Türkiye'de ve Orta Doğu'da barışı savunmak suç. İsrail'i protesto etmek suç. Hakikati yazan gazetecilerin haber yapması suç. Kısacası Türkiye'deki Kürtlerin ve muhaliflerin her eylemi kocaman bir suç olarak sayılmaktadır. Fakat çetelerle işbirliği içerisinde olmak suç değil. Sosyal medya üzerinde Kürt halkına nefret söylemleri yaymak suç değil. Belediyeleri kayyum eliyle soymak, yolsuzluk yapmak suç değil. TV üzerinden her gün savaş çığlıkları yapmak suç değil. Dolayısıyla bu terazisi saçmış adalet sisteminde en son kulak kabartacağımız kişi Adalet Bakanı. En son bakacağımız yer de keyfiyetle uyguladığınız anayasa metni ve onun uygulayıcılarıdır. Bugün üzerinde konuş. Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Muğla Milletvekili Gizem Özcan'a aittir. Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 9 genç Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaparken neden Azerbaycan petrolü İsrail'e gidiyor diye sordukları için dün tutuklandı. Dosya ortada şiddet olmamasına rağmen terör savcısına verildi. 4 gün gözaltı uygulandı, ifade alınmadan tutuklama istendi ve tutuklandılar. Talimatla tutukladınız deyince kızan arkadaşlara soruyorum. Neden ifade alınmadı? İfade alınmayacaksa neden 4 gün gözaltı uygulandı? Deliller toplanmış, ikametler belli. Hakaret sayılacak tek bir kelime yokken gençler neden tutuklandı?
Çıt çıkaranı yakarız mı demek istiyorsunuz? Gençlerin Gazze'de katliama dur de demesinden korkan bir iktidarın ömrü uzun mu olur sanıyorsunuz? Size kötü bir haberim var. Gençler sizden korkmuyorlar, gençler sizden korkmuyorlar. Hem gençler sonuna kadar haklı değil mi? TÜİK dış ticaret verilerini de mi gizleyeceksiniz? Gazeteci Alaaddin Aktaş veriler için ne demişti? Filistin'de şu an bir endüstri devrimi yaşanmıyorsa İsrail'e gizli saklı demir çelik yollamak dışında bir açıklaması yok. Aynı şey petrol için de geçerli. Değerli milletvekilleri, bu tutuklamalar iktidarın korktuğunun göstergesi. O yüzden yargının siyasallaşmasından güç olarak gençleri pasifize etmek istiyorlar. Ses çıkarmayan, boyun eğen bir gençlik istiyorlar. Herkesi kutuplaştırdınız ancak gençleri bir noktada ortaklaştırdınız. Hak mücadelesinde, gelecek kavgasında, barış özleminde ortaklaştırdınız. Bugün 18-24 yaş arası 100 gençten 31'i ne eğitimde ne istihdamda. Türkiye'de 100 öğrenciden sadece 14'üne yurt var. KYK üniversite öğrencilerine sadece 2000 lira veriyor. Yani günlük 66 lira. Var mı 66 liraya bir öğün yemek yenilebilir diyen? Elbette ki yok. Bu yüzden gençlerin %70'i imkan bulursam yurt dışına giderim diyor. Son sözüm genç arkadaşlarıma. Sizlerle beraber ilk seçimde bu iktidarı beraber göndereceğimize inancım tam. Özgürlüğünüze karşı olan herkesin karşısına sizlerle beraber çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.